Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Ekim 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, Güneş 23 Ekim'e kadar Terazi burcunda parlayacak. Hemen ayın başında 2 Ekim'de Terazi burcunda yeni ayla birlikte Güneş tutulması yaşayacağız. Yılın son Güneş tutulması, üstelik Terazi Koç aksındaki de son tutulma olacak ve önümüzdeki en az 6 ayı, 1 yılı etkileyecek bir tutulmadan bahsediyoruz. Öncü burçlarımız ve tabii ki siz bu tutulmadan çok daha güçlü, daha kadersel etkiler de alabilirsiniz. Tutulma Koç burcunda olunca yöneticisi de Mars. Mars nerede? Yengeç burcunda. Ay boyunca Mars sizinle. Bu ne demek? Biraz bu ay yorulabilirsiniz sevgili yengeçler. Biraz hassas olduğunuz konular devrede olabilir. Bunlar genel sağlığınız, bedensel durumunuz, imajınız, fiziksel gücünüz ve tabii ki aile konuları, yaşadığınız mekanlar, ev yuva temaları, kariyer konuları, gelecekle ilgili planlarınız anlamında önemli bir ay sizin için Ekim ayı. Bazı kişisel girişimler yapabilir, inisiyatif alabilirsiniz. Hayatınızda süreçli olan, mücadele ettiğiniz alanlarda mücadeleniz devam ederken belki bir yıldır, 1,5 yıldır devam etmekte olan konuları artık bir tamamlayabilirsiniz. Sonuç alabilirsiniz. Bu tutulma ve tutulmayı takip eden zamanlarda. Özellikle tabii ki aile yuva olunca evlilik gibi konular, ayrılıklar, boşanmalar, evden ayrılmalar, taşınmalar, ev almak, satmak, yuva kurmak ve veya yaşadığınız aile üyeleri, ebeveynlerle ilgili konular, onların düzenleri, sağlıkları ve benzeri alanlardaki hassasiyetlerimiz de artabilir. Bunlar daha fazla gündemimizi şekillendirebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 10 derece ve yakınlarındaysa 5-15 derece olarak alabilirsiniz. Etkisi artabilir. Sizin için bu tutulma 10 derece terazi burcundaki güneş tutulması çok daha kadersel olabilir, çok daha önemli olabilir. Biraz Mars etkisi nedeniyle kazalara, sakarlıklara açık olabilirsiniz. Midenize, sindirim sisteminize özellikle dikkat edin. Aileniz ve aile üyeleriyle ilişkilere dikkat edin. Çünkü gerginlikler yaratabilir tutulma tesirleri. Merkürle birleştiği için bazı kararlar almanız, bazı anlaşmalar yapmanız mümkün görünüyor. Yani aileyle ilgili bazı konuların devreye girmesi mümkün. Tabii ki yer değişimleri olabilir. Evle ilgili, düzenle ilgili burada yenilenmeler olabilir sizin için. Ve tutulma en az 6 ayı etkiliyor dedik. Bu tutulma tesirleri biraz daha önümüzdeki Mart-Nisan dönemine kadar olan süreçlerde hayatınızda çok önemli çalışabilir sevgili yengeçler. Evet, şimdi Jüpiter İkizler Burcu'nda biliyorsunuz Mayıs sonundan itibaren 9 Ekim'de Jüpiter retro harekete geçiyor. 5 Şubat'a kadar Jüpiter gerileyecek. 12. ev Jüpiter'i daha çok manevi anlamda gelişme, farkındalık demek. Sizin için rehberlikler geliyor bu dönemde. Hani en çok içsel anlamda gelebilir bunlar ya da ilham akışı şeklinde olabilir. Gerileyen bir Merkür manevi anlamda derinleşme imkanını arttırıyor. Biraz yalnızlaşma, tefekkür etme, böyle bir hayatı sorgulama gibi imkanlar verebilir. Özellikle Haziran'dan bu yana hayatınızda gelişmeler varsa bunlar yurt dışı ile ilgili konular olabilir. Eğitimle ilgili bazı fırsatlar olabilir veya tamamen manevi arayışlar olabilir. Şimdi bunları içselleştirme, şöyle bir gözden geçirme dönemi olabilir sizin adınıza. Tabii ki etik, ahlak konularına çok dikkat etmek gerekiyor. Özellikle Jüpiter ikizlerdeyken gizliliklere dikkat edeceğiz, dedikodulardan uzak duracağız, yanlış bilgiler, yalan söylemek, işte tutamayacağımız sözler vermek, bunlar çok sıkıntılı olabilir. Eğer bu alanlarda bazı hatalar varsa onları düzeltmek için de evet, şimdi daha fazla özen göstermemiz gerekiyor. 8 Ekim, 9 Ekim Merkür-Jüpiter üçgeni güzel bir enerji getiriyor gökyüzünde. Venüs ile Mars arasında da yine 8-9 Ekim'de güzel bir açı var. Venüs-Mars üçgen açısı sizi aşk ve romantik konularda olumlu etkileyebilir. Hoşlandığınız kişilerden güzel geri dönüşler olabilir, mesajlar alabilirsiniz veya sosyal alanda biraz daha inisiyatif alıp özgüvenli davranabilirsiniz. Mutluluk anlamında, neşe anlamında güzel etkiler var. Jüpiter'in de burada daha bir koruyucu etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Aileyle ilgili konularda da bazı anlaşmazlıklarınız varsa özellikle aile üyeleriyle hani bunları çözme imkanı veya anlayış, empati geliştirme imkanı özellikle artabilir.
13 Ekim'de Güneş Jüpiter üçgeni yine bu ayın nispeten şanslı koruyucu etkilerinin devrede olduğu zamanlar. Ama siz genel olarak hep böyle bir Mars etkisi altında olduğunuz için agresyona dikkat edin. Çünkü çok fazla etkilenip hemen böyle dürtüsel tepkiler gösterebileceğiniz bir aydasınız. Özellikle duygusal tepkilere dikkat edin ve bunları daha çok aile içi ilişkilerde ortaya çıkarabilirsiniz. O yüzden mümkün olduğunca bu hassas ve kırılgan enerjinizi iyi yönetmeniz gerekiyor. Özellikle sabırsız davranışlardan, işte gereksiz agresyonlardan, böyle öfkeli tepkilerden falan uzak durun. Spor yapmak, fiziksel anlamda biraz kendinizi böyle eğitmeniz, işte yürüyüşler yapmanız, faydalı uğraşlar içerisinde olmanız, ruhsal dengenizi sağlamanız için çok faydalı olabilir sevgili yengeçler. 17 Ekim'de 24 derece Koç burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay kariyer evinizi aydınlatıyor. Aslında bir sonuç alma, bir konuda bir şeylerin netleşmesi mümkün. Özellikle iş alanında, mesleki alanda beklediğiniz haberler varsa, evet, bu Dolunay getirebilir bu haberleri. Bir işe girme olabilir, yer değişimleri, tayin olma, atama gibi bir konu veya işte görev değişimleri olabilir kariyerinizle ilgili. İş arıyorsanız belki onunla ilgili haberler gelebilir ama bir işten ayrılabilirsiniz de. Kariyerde bir dönüşüm de olabilir. Sadece iş kariyer değil, ilişkilerimiz de etkili olabilir. Evlilikler, işbirlikleri, özellikle bir boşanma konusu, taşınma konusu, aileyle ilgili bazı dinamikler, anne baba ve onların yaşamları ile ilgili konular hayatınızda çok etkili olabilir bu Dolunay ve Dolunay yakınlarında. 2023 Nisan'ından bu yana başlamış olan bazı konular da aktifleşebilir veya süreçte olan, yani bir buçuk yıldır uğraştığınız, çaba gösterdiğiniz bazı konular özellikle bu Dolunay'da tamamlanabilir, bir sonuç alabilir, bazı yol ayrımlarına gidebilirsiniz. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşinizle yükselen burcunuz 24 derece ve yakınlarındaysa bu tutulmanın etkileri sizin için çok daha güçlü olabilir, tesiri artabilir ve daha kadersel etkiler getirebilir sevgili yengeçler. Plüto artık 29 derece Oğlak burcunun son derecesinde, 12'sinden itibaren retrosu bitip ileri harekete dönecek. Kasım ayında da tamamen Kova burcuna geçiyor. Artık Oğlak burcuna bir daha gelmeyecek ve belki son zamanlarda, son birkaç yıldır sizi yoran, zorlayan ilişkilerle ilgili bazı dinamiklerin artık son aşamasındasınız. Bir dönüşüm içerisindesiniz. İşte bir dolunay Plüto ile de temaslı olduğu için bu ilişki dinamiklerinizle ilgili güçlü dönüşümleri de tetikleyebilir, tamamlayabilir. Özellikle eş ve partnerle ilgili konularınız. Bunlar bazı yasal süreçleriniz de olabilir. Hani mahkemeler, davalar ve benzeri konular olabilir. Yasal süreçleriniz. Bunlarla da ilgili bazı önemli gelişmelerin, tamamlanmaların söz konusu olduğunu görebiliriz. Ayın ikinci yarısı tabii ki ay sonuna kadar bu dolunayın tesirleri aktif olacak. 23'ünden itibaren Güneş artık Akrep burcunda parlamaya başlıyor. Biraz ayın son haftasında enerjinizi daha eğlenceli konulara yönlendirmeye başlayabilirsiniz. Bunlar aslında ayın ikinci yarısından itibaren de yavaş yavaş aktifleşmeye başlayacak. Özellikle evden, hani aileyle ilgili konulardan biraz uzaklaşıp, yani sizin için keyif veren uğraşlar, bunlar eğlenceli faaliyetler olabilir, hobileriniz olabilir ya da hani romantik konular olabilir. Bunlara daha fazla böyle bir yönlenebileceğinizi, bu alanlarda daha fazla gelişmelerin ortaya çıkabileceğini söyleyebilirim ki bunlar Kasım ayında da devam edecek konular olabilir sevgili yengeçler. Bu videoyu beğendiyseniz, faydalı buluyorsanız beğenebilirsiniz ve henüz abone olmadıysanız kanalıma abone olabilirsiniz sevgili yengeçler. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum.